Kıymetli öğrenciler, fen ve fizik günlüklerine tekrar hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz 8. sınıf konusu olan elektrik konusu olacak. Elektrik konusunun son ünitesi, son ünitesi olacak. Yani elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü anlatacağım. Tekrar herkese başarılar diliyorum. Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisinden başka hareket enerjisine dönüşebilmesi özelliğinden Faydalanarak çeşitli aletler tasarlanmıştır. Örneğin mikser, çamaşır makinesi, CD oynatıcısı, narenciye sıkacağı, taş kurutma makinesi, vantilatör, robot, matkap, elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren bazı aletlerdir. Bu aletlerin yapısında elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren elektrik motoru bulunur kıymetli öğrenciler. Peki devam edelim. Elektrik motoru kıymetli öğrenciler etrafında sarımı olan ya da etrafında mıknatısı olan bu sisteme denir. Zaten şu resimde de anlaşıldığı üzere elektrik motoru elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren aletlerin yapısında bulunur kıymetli öğrenciler. Yani günümüzde ne kadar hareketli ev aleti varsa bunların yapısında bu sistem bulunur. Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren aletlere biz elektrik motoru diyeceğiz. Örneğin mutfak aspiratörünün pervanesini, matkabın ucundaki mili, çamaşır makinesindeki pompayı çalıştır. Ve buna benzer birçok aleti çalıştır. Kıymetli öğrenciler burada zaten hem 3 e, boyutlu hem de tek boyutlu bir motor e, şeması verilmiş. Bunları inceleyelim. Yapısına sabit bir Yapısında sabit bir mıknatıs ve hareketli armatör bulunur. Armatör üzerinde elektrik akımı geçmesiyle elektromıknatıs haline gelen bir silindirden oluşur. Üzerinden elektrik akımı geçen armatör manyetik alan oluşturur ve sabit mıknatısların kutuplarıyla karşı karşıya gelerek yani aynı kutupların birbirini itmesi, zıt kutupların birbirini çekmesi üzerinden dolayı bu sayede ne meydana gelir? Hareket meydana gelir yani dönme hareketi oluşur. Bu sebeple de motor kendi ekseni etrafında 360 derece döner ve hareket meydana gelir kıymetli öğrenciler. Şimdi kıymetli öğrencilerin iki tane mıknatıs var. Bunlar mıknatıs kıymetli öğrenciler. Bu şekilde motorun tam orta eksenine bırakılmış. Burada görüldüğü üzere bir bobin var. Bu bobine bir enerji verildiği zaman ya da bir elektrik enerjisi verildiği zaman Sonuçta e, mıknatıslar hem dışarıda var hem de bobine siz bir metale etrafına tel sardığınız zaman hemen bir e, mıknatıslık özelliği kazanır. Önemli bir çiviye siz tel, birkaç sarım tel bağla e, etrafına dolandım e, dolandır, dolandırma yaptığınız zaman yani çiviyi alsanız etrafına bir 10 tur e, kablo dolasanız ona bir elektrik enerjisi verdiğinizde o pil ne olacak geçici bir mıknatıslama özelliği kazanacak. Örneğin masaya biraz top iğne bıraktığınız zaman onu çekebilirsiniz. İşte burada da aynı mantık var kıymetli öğrenciler. Burada şurada bir sürü bobin var gördüğünüz üzere. Metanın etrafına sarılmış. Yani bu armatör dediğimiz yapı. Daha sonra bu aksın üzerine bobin sarımı yapılmış. Bu bobine dışarıdan bir enerji verildiği zaman Bobinin kendisi de mıknatıs özelliği kazanıyor Ve etrafında zaten altta da bir mıknatıs Sabit bir mıknatıs var kıymetli öğrenciler görüldüğü üzere ee, Burada artı eksi ne yapacak örneğin e, Kuzey güney yani Mıknatıslarda da kuzey güney var yani en s kutupları var En kuzey demek s de güney demek Kıymetli öğrenciler Şimdi Ns'yi çeker Şimdi aynı kutupla birbirini iterken zıt kutuplar birbirini çeker. Kıymetli öğrenciler, burada da aynı mantık var. Şimdi buradaki ne bu tarafa doğru kaydığı zaman ne şeyi ne yapacak çekecek. E sonuçta bunu çekerken diğeri de onu çekecek. Çekme itme kuvvetinden dolayı e, bu mil ne olacak? Yani ortadaki bobin ne olacak? Bu mıknatısın etrafında mecburen 360 derece dön dönmeye başlayacak. Bu sefer de verdiğimiz elektrik enerjisine ve bobinin sarım sayısına bağlı olarak ne olacak? Mıknatısın gücüne göre bu armatör yani aks kendi ekseni etrafında süratli bir şekilde dönmeye başlayacak. İşte biz bu mantığa motor diyeceğiz kıymetli öğrenci. Buradan ise üç boyutlu gösterilmiş kıymetli öğrenciler. Yine burada bir mıknatıs var görüldüğü üzere. Burada da yine bir mıknatıs var kırmızı. Senne kutupları. Burada görüldüğü üzere burada tam orta eksen merkezde yine bobin sarılmış. Bobin tam orta merkezinden dönen bir halka var. Ve bu halka bir noktaya tutturulmuş. Ve bu buralarda akım verildiği zaman şu şu buralar artı eksi akımı verildiği zaman ortadaki bobin geçici olarak mıknatıslama özelliği kazanacak ve etraftaki mıknatısla ne yapacak? Birbirini çekme itme kuvveti yapacak. Bu sayede motora bir hareketlik enerjisi kazanmış olacak. İtme çekme kuvvetinden dolayı bir sefer seferde ortadaki bu bobin ne olacak? Kendi ekseni etrafında dönmeye başlayacak. Ve bu enerjiye sarım sayısına ve mıknasının gücüne bağlı olarak ne olacak? Dönmesi değişkenlik gösterecek. İşte bu sisteme bu mantığa biz ne diyeceğiz? Motor, elektrik motoru mantığı diyeceğiz kıymetli öğrenci. Peki devam edelim. Armatörün sürekli dönmesi, armatörden geçen akımın sürekli yön değiştirilmesine bağlıdır. Akım ters yönde akmaya başlayınca kutuplar da yer değiştirir. Bir doğrultuya gelen armatör güç kaynağından akım değiştirir, böylece dönme hareketinin sürekliliği olur sağlanır. Yani armatör dediğimiz motorun ortasındaki e, metal parçanın üzerindeki olan sarım, sarımın kendisi yani kıymetli öğrenciler. Ortada da zaten dönen eksen vardı. İşte bunun tamamına biz ne diyeceğiz? Armatör Armatörün üzerinden geçen akım miktarı ve oluşan manyetik alanın büyüklüğüne dönme hızını ne yapar? Etkiler kıymet dönüşür. Yani motorun çalışma sistemi mantığı budur. Elektrik motorlarının icadıyla insan ve hayvan gücüyle yapılan işler elektriksel güçle yapılmaya başlamış ve birçok alanda insanın hayatı kolaylaşmıştır. Örneğin kirli çamaşırları eskiden bayanlar elleriyle yıkıyordu ya da dere kenarlarında. Şu an günümüzde artık çamaşır makineleri var kıymetli öğrenciler. Kirli çamaşırlar artık günümüzde makineyle yıkanıyor. Yani teknoloji gittikçe ne oluyor? Ee, daha ileriye gidiyor. Örneğin pile çalışan oyuncakların yapısında elektrik motoru bulunur. Ayrıca çocuklar için tasarlanan elektrik enerjisiyle yani pille çalışan oyuncakların arabaların yani helikopterlerin yapısında kullanılarak araçların kontrolü şekilde hareket etmesi sağlanmıştır. Bu hareket enerjisi bu araçların içindeki motordan kaynaklanır. Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşüne bakalım kıymetli öğrenciler. Okulda, evde, hastanede ya alışveriş merkezinin elektrik kesintisi, e, kesintisi meydana geldiği zaman elektrik kesintisiyle evde karşılaşmışsınız. Genellikle anneler bir mum yakar ya da şarj edilebilen kaynaklar hemen açılarak etraf aydınlatır. Ancak kastaneye ya da alışveriş merkezine karşılaşmışsanız kesinti anlık hissedersin. Sonra hemen elektrikler gelir. Çünkü elektrik kesintisiyle ameliyattaki doktor, röntgen çeken, teknisyen, tahlil yapan laborant gibi e, görevini yapamaz. Çünkü orası mecburi zaruri olduğu için bu durumlara önlem olarak hastanelerde alışveriş merkezlerinde jeneratörler kullanın kıymetli öğrenci. Kıymetli öğrenci jeneratörle jeneratörde mantık ise yine mıknatıs var, büyük bir mıknatıs var. Mıknatısın etrafında yani mıknatısın tam orta tarafında iç merkezinde yine bir sarılı bobin var. Sarılı bir bobin var. Bu bobine yine elektrik enerjisi verildiği zaman yani elektrik enerjisi bu bobine verildiği zaman e, bobin ne yapacak? Sonuçta biz dedik elektrik enerjisi verildiği zaman içerideki de mıknatıslanacak, kendi ekseni etrafında dönmeye başlayacak. Dedik bu motorun yapısıdır. Fakat jeneratörlerde bu mantık yok. Kıymetli öğrenciler, hareketi mesela motor var. Benzinle çalışan bir motor var. Benzinle çalışan, örneğin burası benzinle çalışan bir motor olsun. Bu benzinle çalışan motor harekete başladığı zaman bu ortadaki mili ne yapacak? Yani mil dediğimiz sonuçta bobinin sarılı olduğu merkez. Etrafında zaten mıknatıs var. S kutupları. Sonuçta ortadaki mıknatısdan ortasındaki bobin sistemi dönmeye başladığı zaman kıymetli öğrenciler bir sefer ne olacak? Tam tersi elektrik üretecek. Yani biz normal motora Güç verdiğimiz zaman dönmeye çalıştırıyorduk ama bir seferde ortadaki mini bir motor vasıtasıyla çalıştırdığımız zaman bu mazotlu motor olur, benzinli motor olur fark etmez. Herhangi bir petrol çalışan bir motor olur. Daha sonra bu ortadaki mil çalıştığı zaman dönmeye başladığı zaman kendi ekseni etrafındaki da indüksiyon akımı meydana getirecek. Bu sayede bu kablolarda ne olacak? Elektrik akımı üretilecek. Ve bu sayede biz ne yapacağız? Elektrik akımını e, demin saydığımız yerlerde ne yapacağız? Hastanelerde, alışverişlerde, okulda ne yapacağız? Kullanacağız kıymetli öğrenci. Jeneratörler hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürülen kıymetli öğrencidir. Buradaki mantığa bakalım. Şimdi jeneratörlerdeki mantık budur. Kıymetli öğrenciler zaten görüldüğü üzere. Yani buradaki bobini biz ortada dönen milura kabul edersek siz mıknatıs ne kadar hızlı hareket ettirirseniz bu bobinin içinde amper ampermetrede okunan akım ne olacak değişkenlik gösterecek. Mıknatıs büyüdükçe mıknatısın hareketi ileriye e, ileriye ya da geriye hızlandıkça ne olacak amperden gösterilen değer ne olacak artacak. Ya da bobine sayısı arttıkça da yine ampermetrede okunan değer ne olacak artacak kıymetli örümcek. Jeneratörler elektrik motorun tersini, hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren araçlardır. Normal şartlarda motor neydi? Elektrik enerjisini harekete dönüştüren e, özel cihazlardı. Ama jeneratörler tam tersi. Hareket enerjisini e, elektrik enerjisine dönüştüren Yani aynı baraj mantığıyla ya da rüzgar gücüyle çalışan bir motor mantığıyla çalışıyor. Bu araçlar Üzerine iletken ters sarılmış silindirin içine bir çubuk mıknatısın ileri geri hareket ettirmesiyle oluşan bir cihazlardır. İşte biz bu oluşan mantığa biz ne diyeceğiz? Yani bu mantık nasıl çalışacak? İndüksiyon akımı dediğimiz akımla çalışacak kıymetli öğrenci. Yani mıknatısı bu bobin için hareket ettirdiğimiz zaman oluşan bu elektriğe yani oluşan bu akıma biz ne diyeceğiz? İndüksiyon akımı diyeceğiz. Peki indüksiyon akımın miktarı neye bağlıdır? Bir Mıknatısın ya da bobinin hareket hızına, mıknatısın büyüklüğüne, iletken telin sarım sayısına, yani bobinin sarım sayısına kıymetli öğrenci bunlara bağlıdır. Bunlar arttıkça üretilen indüksiyon akımı da ne olacak? Artacaktır. Peki devam edelim. Şimdi bazen sorularda bunlar da karşımıza gelebiliyor kıymetli öğrenci. Şimdi yeni nesil sorularına Özellikle kaliteli yayınlarda baktığımız zaman e, bu şekilde deneysel e, sorular karşımıza gelebiliyor. Tam yani bunlara da çok çok dikkat edelim. Bobin sabitken yani buradaki bobin sabitken mıknatıs hareket ettirilirse ampermetrede okunan değer ne olacak? Artacaktır. Yine mıknatıs sabitken bobin mıknatısa doğru ileriye geri hareket ettirilirse yine ampermetrede okunan değer ne olacak? Artacaktır. Ampermetre neyi kıymetli kimliyetleneceğin akımı ölçer. Daha sonra mıknatısla bobin birbirine doğru yine hareket kıymetli kimliyetlenece. Sonuçta ikisi de birbirine hareket ettikleri için yine akımlı olacak yine ampermetrede yine bir akım okunacak. Bobinin üzerindeki sarım sayısını arttırırsak oluşan yine akım miktarını ne olacak artacak. Yine mıknatısın büyüklüğünü arttırırsak ya da mıknatısın hızını daha arttırırsak oluşan akım miktarı ne olacak? Artacaktır. Daha büyük bir mıknatıs hareket ettirilirse oluşan akım ne olacak? Artacaktır kıymetli öğrenciler. Bazen sorularda bu şekilde deneysel yorumlar geliyor. Lütfen bunlara çok çok dikkat edin. Peki devam edelim. Peki bir bobinin ortasına bobin de hareket ettirilmesi, mıknatıs hareket ettirilmesi acaba indüksiyon akımı oluşur mu? Kıymetli öğrenciler eğer bobin Bobinin içinden mıknatıs sabit duruyorsa kesinlikle akım oluşmayacak. Yani akımın oluşabilmesi için, yani indüksiyon akımının oluşabilmesi için ya bobinin hareket etmesi lazım ya da mıknatısın hareket etmesi lazım kıymetli öğrenci. İkisi de eğer duruyorsa kesinlikle akım oluşmayacaktır. Çubuk mıknatıs ya da bobinin hareket ettirilmesi akım oluşturur ve ampermetrede oluşan akım miktarı okunur. Ancak oluşan akımın yönü ile çubuk mıknatısın hareket yönü zıttır. Çubuk mıknatın sürekli ileri geri hareket ettirirse akımın yönü de sürekli değişir. Mıknatıs sürekli aynı yönde ve aynı süratte hareket ettirirse akımın yönü de büyüklüğü de değişmez. Mıknatıs bobin içine sabit tutulursa da akım oluşmaz kıymetli öğrenci. Buralar çok çok önemlidir. Lütfen buraları notlanmayı sakın unutmayın. Şimdi günlük hayatta dinamo mantığına bakalım. Özellikle günlük hayatta kullandığımız bisikletlerde örneğin rüzgar güllerinde Örneğin çatımıza koyduğumuz rüzgar gülü, ondan sonra bisiklette kullandığımız bir dinamo, bunlarla da biz ne yapabiliriz? Elektrik üretebiliyoruz kıymetli öğrenci. Şehir ceryanı ile çalışan elektrikli aletler değişken akım ile cep telefonu, el feneri ve şarjlı cihazlar ise değişken olmayan akımla çalışır. Yani doğru akım, alternatif akım diye. Akşamları Bisikletlerde etrafı aydınlatmak için kullanılan farlar da tekerleğe bağlı olan dinamo dinamo dinamolarla ne yapılır çalışır. Kıymetli öğrenciler dinamo da aynı jeneratör mantığıyla çalışır. Sonuçta dinamonun ucundaki yani şurası dinamonun ucunda hareketli bir sistem var. Biz bunu tekereye yapıştırdığımız zaman hareket teker hareket halinde olduğu için bu dinamonun ucundaki e, silindirde ne olacak? Hareket edecek. Hareket edince e, dinamonun içinde bir mıknatıs var. Mıknatısın etrafında e, ne, e, sonuçta dinamo dinamo içinde mıknatıs var. Bu hareket eden parçacığın etrafında bir bobin var. Bobin mıknatısın içinde ne olacak? Hareket edecek ve bir akım meydana getirecek. Daha sonra bu akımda ne olacak kıymetli öğrenciler? Bir kablo vasıtasıyla biz e, basit bir e, devre ile ne yapılacak? Ampüle bağlanıp ampülün yakılmasını sağlanacak. Bu şekilde bir elektrik enerjisi meydana gelecek. Akşamları bisikletle etrafı aydınlatmak için kullanılan farları da tekerleğe bağlı dinamolarla ne yapılır? Çalışılır. Farın ışık vermesi istenildiğinde dinamo tekerleğe dokundurulur. Tekerleğin dönmesiyle birlikte dinamo hareket enesini elektrik enesine dönüştürür. Tekerleğin hızı arttıkça da farın hızı hızını olacak artacaktır. Dinamonun dönem başlığı üreten elektrik kablolardan amp ampüle gider. Bisiklet farlarının ışık vermesini sağlayan dinamolarda hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştür. Bu da aynı jeneratör mantığıyla çalışır. Kıymetli öğrenciler. Şimdi güç santrallerinde elektrik enerjisi üretimine bakalım. Kıymetli öğrenciler, dinamo'ya da jeneratörlerde çalışan mantığın aynısı termik santrallerde, hidroelektrik santrallerde ve rüzgar enerjisinde aynı mantıkla çalışılıyor. Termik santrallerde tonlarca suyu kaynatıp buhar buhar elde ediliyor. Bu buhar belli türbinlerden geçirilerek türbinlerdeki pervaneleri döndürüyor. Pervaneler de hareket enerjisini dinamoya aktarıyor. Dinamo büyük tabii ki bu dinamolar çok çok büyük. Bu dinamolar da ne yapıyor? Elektrik enerjisi üretiyor. Yine barajlardaki sistem de yine aynı. Su yüksek bir yerde toplanıyor. Daha sonra suyun Barajın en, en barajın en alt kısmında motorlar bulunuyor. Yine motor, pervaneleri bulunuyor. Baraj suyu belli bir noktada dar bir alandan bu pervanelere yani bu su, motorun pervanelerine gönderilerek pervanelerine yapılıyor hızlı bir şekilde döndürülüyor ve bu hareket enerjisi tekrar olarak aktarılan elektrik enerjisi üretiliyor. Rüzgar mantığıyla aynı. Rüzgar etrafındaki bu rüzgar gülen etrafındaki bu pervane şartları ne oluyor? Rüzgar vasıtasıyla harekete geçince dinamonun içindeki bobinler ne yapıyor? Bu hareket birlikte dönüyor. Aynı şafta bağlı çünkü. Daha sonra bobin etrafında oluşan mıknatısla e, bobin arasında oluşan bir gerilim, bir elektrik enerjisi meydana geliyor. Tekrar ne yapılıyor? Bir sistemle de elektrik enerjisi elde ediliyor kıymetli öğrenci. Özellikle ülkemizde Ege özellikle Ege taraflarında Edirne taraflarında yüksek tepelerde bu rüzgar türbinleri bulunmaktadır ve elektrik enerjisi üretiliyor kıymetli öğrenciler. Günlük hayatta evde, okulda, hastanelerde ve iş alışveriş merkezlerinde şehir ceryanı olarak kullanılan elektrik enerjisi elektrik santrallerinde dev jeneratörlerle üretilir. Çoğu enerji santrallerinde jeneratörden güç elde etmek için fosil yakıt su ya da nükleer maddesi kullanılır. Şimdi kıymetli öğrenciler termik ve nükleer santrallere bakalım. Yani fosil yakıtlarla ya da nükleer dediğimiz 8A grubundaki uranyum sonuçta belli elementler kullanılarak tonlarca su ısıtılıyor. Isıtıran bu su kızgın gaz olarak belli türbinlerden geçirilerek bu türbinlerin dönmesi sağlanıyor. E, türbinler hareket ettikçe bu hareket enerjisini jeneratör aktaracak. Jeneratörler de ne yapacak? Hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirerek e, elektrik enerjisi üretecek ve biz de şehirde ne yapacağız? Insana olarak bu elektrik kullanacağız. Zaten buradan görüldüğü üzere reaktör kabı var. Daha sonra burada pompa var. Sonuçta bu elektrik, e, bu buradaki enerji ne yapıyor? Tonlarca su ısıtıyor. Isılan su buhar anne geliyor. Daha sonra bu buhar belli türbinden geçiriliyor. Türbinde, türbinden sonuçta bu pervanelere aktarılıyor. Pervaneler döndükçe hareket enerjisini elektrik enerjisine yani jeneratöre aktarıyor. Bu şekilde elektrik enerjisi elde ediliyor kıymet öğrenci. Fosil yakıtların yakılmasıyla açığa çıkan enerji ile su ısıtılır elde edilen yüksek basınçlı su buharı ile türbin hareket etmesi sağlanarak jeneratörde elektrik enerjisi üretilir. Hidroelektrik santrallerin mantığına bakalım kıymetli öğrenci. Demin aynı anlattık. Barajların en alt kısmında belli boru sistemleri var. Şimdi derinlik arttıkça kıymetli öğrenci basınç artar. Sonuçta en alt kısımda basınç daha fazla olduğu için suyun fışkırma hızı daha yüksek olacak. E, tabii ki bunları da kontrollü bir şekilde yapıyorlar. Daha sonra suyu buradan kontrol, buradan yine hareketli kapılar var. Mekanizma sistemiyle bu kapılar açılıyor. Su buradan hemen motorun aktarıldığı bir pervane var. Kıymetli öğrenciler. burada çak dediğimiz pervaneler var. Bu pervane etrafında su ne oluyor? Dönmeye başlayınca bu pervaneyi ne yapıyor? Harekete geçiliyor. Sonuçta bu şaft ne oluyor? Kendi ekseni etrafında dönmeye başlıyor. Bu hareket dinamo aktarılıyor buradaki transformatöre, yani elektrik ürete. O da aynı büyük bir jeneratör mantığıyla çalışıyor. Kıymetli öğrenciler bu sonuçta bu jeneratör ne yapıyor? Hareket enerjisini e, yine elektrik enerjisine çevirerek e, biz de günü kaliteyle yine elektrik enerjisini yapıyoruz, kullanıyoruz. İşte barajlarda üretilen elektrik mantığı da budur kıymetli öğrenciler. Barajlarda biriken suyun hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Barajlarda biriken su hızla akar ve türbinlere çarparak türbinin dönmesi sağlar. Türbine bağlı jeneratör bobinlerin bulunduğu mekanizma da hareketiyle dönmeye başlar. Elektronik mıknatıslar oluşturduğu manyetik alan içinde dönen mobiller elektrik enerjisini oluşturur. Ancak hidroelektrik santrallerinde kullanılan jeneratör diğer jeneratörlerden biraz daha farklıdır. Bunlar daha çok büyük. Yani orada mıknatısların gücünden faydalanılıyor. Yani yeni alternatif akımlar e, meydana geliyor. Yüksek miktarda bir elektrik enerjisi meydana geliyor. Bu şekilde transformörlerle Şehire aktarılıyor. Düşüşü traforlarla biz bu elektriği ne yapıyoruz? Kullanıyoruz, kıymet dönüşüyor. Peki türbin sistemine bakalım. Yani bu rüzgar enerjisinin türbin sistemine bakalım. Elektrik enerjisi üretimi ise özel olarak kullanan rüzgar türbinleri elde edilir. rüzgarın etkisiyle dönen pervane, türbinen dönmesini sağlar. Türbinin dönmesiyle jeneratörde elektrik enerjisi üretilir. Üreten elektrik enerjisi de kullanmak üzere dağıtılır, kıymet verilir. Buradaki pervane ne yapar? Döner. Daha sonra hareketi ne yapar? Jeneratörü aktarır. Jeneratör de mıknatısın etrafında döndüğü için ne olacak? E, yüksek miktarda bir elektrik enerjisi elde edilecek. Ve biz bu elektriği de ne yapacağız? Bir trafo vasıtasıyla yükseltilecek, doğrulanacak. Yani doğru akıma çevrilerek tekrar ne yapılacak? Şehire verilecek kıymet dönüşü. Yani temiz bir enerji. Peki devam edelim. Elektrik enerjisinin bilinçli kullanımına bakalım. Her ay evlere, okullara, iş yerlerine kullanılan elektrik enerjisi bedeni gösteren bir fatura gelir. Bu faturalarda ödenecek tutar kullanılan elektrik enerjisine göre farklılık gösterir. Toplam tutar hesaplanırken kullanılan elektrik enerjisi ve enerjinin birimi fiyatı dikkate alınır. Örneğin toplam tutar nedir? Kullanılan elektrik enerjisi çarpı birim fiyatı. Yani atıyorum ne kadar kilowatt harcamışsanız bir kilowattın fiyatı neyse tükettiğiniz kilowatt da bir kilowattın fiyatıyla çarpılır ve toplam tutar ne yapılır? Elde edilir. Tabii ki belli vergiler de eklenerek. Faturalandırma işlemi yapılırken elektrik sağaçları kullanılır. Elektrik sağaçları çoğu basit bir elektrik motoru gibi davranır. Üzerinden elektrik enerjisi geçtikçe yapısında bulunan disk döner. Geçen enerji miktarı arttıkça dönme hızı da artar. Disk döndükçe göstergede de okunan değer ne olur? Değişkenlik gösterir yani artar. Peki devam edelim kıymetli öğrenciler. Zaten şu an günümüzdeki elektrik sayaçları da budur. Tabii ki ilden ile bu sayaçlar ne yapıyor? E, değişkenlik gösteriyor. Bazen elektrik direk, direklerine takılıyor, bazen evlerin önüne takılıyor. Bölgeden bölgeye bu değişkenlik gösteriyor. Elektrik sayaçlarının göstergesinde okunan değer ile bir önceki okunan değer arasında fark kullanılan elektrik enerjisi miktarını verir. Kullanan elektrik enerjisi ne kadar fazla ise fatura yansıyacak tutar da o kadar fazla olur. Kullanılan elektrikli aletlerin gücü de, kullanma süresi de, kullanılan elektrik enerjisini etkilemektedir. Önemli kurutma makinesi, önemli çamaşır makinesi, önemli bir elektrikli ufo, kıymetli öğrenciler bunlar çok tüketim yaptığı için, bunlar çok çalışırsa elektrik faturası da ne olacak? Daha çok kabarık gelecek. Bu nedenle faturaya yansıyan tutarın fazla olmaması için elektrik enerjisini dikkatli ve tasarruflu kullanmalıdır. Elektrik tasarrufu hem de aile ekonomisine katkı sağlayacak Hem de tükenmekte olan enerji kaynaklarının bilinçli kullanılmasını yapacaktır Sağlayacaktır Peki devam edelim Elektrik enerjisinin tasarrufu için 1- Elektrik gücü yüksek alette kısa süre kullanılmamak Yani günlük evde Yani günlük hayatta evde kullandığımız e, Özellikle bulaşık Kettle e, Süpürge makinesi ondan sonra kurutma makinesi ısıtıcılar yani çok elektrik enerjisini harcayan cihazlar fazla kullanılmaması lazım. Yani çok az kullanılması lazım. Uzun e, uzun dakikalar boyunca bu cihazları çalıştırmamak lazım. Çünkü bunlar çok enerji harcayan cihazlardır. Ampül, televizyon, mikser gibi elektrikle çalışan aletler kullanılmadıkları zaman kapatılmalıdır. Filamanlı ampül yerine floresan lamba ya da tasarruflu lamba kullanılmalıdır yani led lambalar, tasarruflu lambalar kullanılması lazım. Buzdolabın ya da çarşan fırın kaynağı sık sık açılıp kapatılmamalıdır. Kıymetli öğrenciler, şey, buzdolap kapağını sürekli açıp kapatırsanız, buzdolabın içindeki basış düşeceği için motor sürekli çalışacak ve yoğuşma meydana getirecek. Sürekli içeriği soğuk tutmaya çalışacak. Bu sayede motor sürekli çalışarak hava vermesi lazım. Bu havayı da yoğuşturarak içeri soğuk tutmasını sağlayacak. Yani kısaca buzdolabı buzdolabın kapağını sürekli açıp kapatmamalıyız. Sonuçta buzdolabın basıncı düşeceği için motor sürekli çalışacak. Kıymetli olarak buna çok çok dikkat etmeliyiz. Örneğin fırın kaynağı yine elektrikli fırın kapağını da sürekli açmamalıyız. Kapağını açtığımız zaman içerinin sıcaklığı düşecek. Tekrar sıcaklığı yükselene kadar fırın kendisi çalıştıracak. Bunlara lütfen dikkat etmeliyiz. Ve bu elektrik tasarrufun önüne geçecektir kıymetli öğrencilik. Elektriksel güce bakalım. Birim zamanda kullanılan elektrik enerjisidir ve birimi watt'tır. Ve büyük W ile gösterilir. Kıymetli öğrenciler güç birim zamanda kullanılan elektrik enerjisidir. Birimi watt'tır ve W ile gösterilir. Ancak günlük hayatta çoğunlukla elektriksel güç birimi olarak da kilowatt kV yanı kullanılır. Yani biz elektrik faturalarında genellikle kilowatt görüyoruz kıymet birimi. Yani gücün birimi olarak biz kilowatt kelimesini kullanacağız. Kıymet dönünce 1 kilowatt 1000 watt'tır. Bazen sorularda bile dönüştürme çıkıyor. Lütfen bunlara çok çok dikkat edelim. Yani 1 kilowatt 1000 watt'tır kıymet dönünce. Değerli öğrenciler dersimiz buraya kadar 8. sınıfın bütün konularını anlattık. YouTube kanalımıza yükledik. İnşallah sizler için verimli olmuştur. İnşallah bu dönem kanalımızı yeni açtığımız için bütün dersleri yine anlatmaya çalıştım. İnşallah dönemin başlamasıyla birlikte tekrar belli konuları yine her hafta bir konu yine anlatacağım. İnşallah verimli olmuştur. Şu anki 7. sınıf öğrenciler bu yıl yine 8'e geçecekler. İnşallah onlar için vermi olacaktır. Ee, tekrar videoyu durdurup önemli olan noktaları yazmanızı öneririm. Bol bol soru çözmenizi tavsiye ediyorum. İnşallah verimli olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın.